sizlerle beraber savunma eroları nelerdir, hangi etiket olması gerekiyor, ne tarzda ve savunma düzeni nasıldır, bunlardan bahsedeceğiz. The Defense, the Best Territories in the Insignia. Arkadaşlar, bu videomuzda demiş olduğumuz gibi savunmadan bahsedeceğiz. Hangi erolar nasıl bir şekilde kombin edilmesi lazım, hangi petleri vermemiz gerekiyor, bunlardan bahsedeceğiz. Bunların hepsinden önce şimdi ben tek tek açacağım eroları. Buradan ilk eromuz olan Phobos'tan başlayalım. Arkadaşlar, bu Phobos son zamanlarda çıkan en iyi erolardan bir tanesi. Ve savunmada da mükemmel derecede, hatta kuşatmada da çok süper gidiyor arkadaşlar. Burada yetisine Alevgard'ı, ben bunu kutsal ışık, kötücü zırh kombinasyonu yapabilirsiniz. Tabii ki de bu heronuzun ölüp ölmemesine göre şekilleniyor. Nişanda komple arkadaşlar full artı full saf güç olması gerekiyor. Bunu dizdiğiniz zaman Heronus gerçekten mükemmel bir işleve sahip olacaktır. Keyifsizlik, bu noktada keyifsizlik ve arkadaşlar özellikler kısmında da full vuruş oranı kasmanız lazım ki rakip oyuncuları hızlı bir şekilde yatırabilirsiniz arkadaşlar. Ben şunları değiştirmek istiyorum, denk gelirse diye bakayım. Aynen, çok süper oldu. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kombinasyonlar yapabilirsiniz. Full artı full Eronuzun, yani Heroların vuruş oranı kasılmış olması lazım. Fırtına tilkimizin arkadaşlar yetisinde kutsal ışık, kötücü zırh hızlı yattığı için ben kutsal ışık koydum. Siz bunu farklı kombineler edebilirsiniz. Burada nişanda arkadaşlar dediğim gibi bu eskiden kalma. Ben videoda ayarlamak açısıyla değiştirme vesaire yapmadım. Görmüş olduğunuz gibi Yeti'de kutsal ışık, nişanda saf güç, ekipman özelliklerinde arkadaşlar hızlı yattığı için şifa ritüeli verdik ama siz hiper güç, farklı kombinasyonlar yapabilirsiniz. Keyifsizlik tarzı odur budur. Full artı full vuruş oranı kastık bunu da. Bu şekilde yaparak Heronuzu güzel bir şekilde dizebilirsiniz arkadaşlar. Vuruş oranıyla da Heronuzu destekleyebilirsiniz. Şimdi şunları da toplayalım. Ben bunun kritik noktalarda sizlere nasıl bir şekilde işlevsel olarak kullanabileceğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi rune ustasına gelelim. Herolarınız bu şekilde düzen sahibi olabilir. Hiç problem değil. Rune ustasının yatıp yatmamasına göre Heronuzu yet kret kombinasyonu yapabilirsiniz. Demiş olduğum gibi bu tamamen savunma düzenindeki herolar için geçerli. Mesela Heronuzu kötücül anlaşma. Burada mutlaka ve mutlaka demiş olduğum gibi kutsal ışık saf güç olması gerekiyor arkadaşlar. Saf gücü bu şekilde verebilirsiniz veya kutsal ışık, kötücül anlaşma Heronuz'un yatıp yapmamasına göre bunları ters bir şekilde çevirip kullanabilirsiniz. Heronuz'a orman değneği verdim. Ben burada Heronuz'un gene aynı şekilde arkadaşlar vuruş oranı kasmanız gerekiyor. Vuruş oranı kasarak Heronuz'u full artı full bir şekilde dizebilirsiniz. Rakip oyuncuların Heros'unu hızlı bir şekilde yatırabilir. Arkadaşlar, bu noktada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Mutlaka köyünüzde Rambard veya Ugog olması gerekiyor. Eğer olmazsa Heronuz hızlı bir şekilde atacaktır. Bunun altını sizler için çizelim. Mesela Ugog'anız güveniyorsanız, hangi Heronuz güçlüyse Ugog'a mesela koydunuz. Ugog'a ile desteklediniz. Baktınız Ugog'anız yatıyor. Rambard'la bunu çevirebilirsiniz. Ve pet'e de mutant petlerden güçlü olduğunu düşündüğünüz ikinci bir mutant peti verebilirsiniz. Burada Yeti'de kutsal ışık var arkadaşlar. Ve ruh iyileştirici de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Kutsal ışık, ruh iyileştirici, bunları ters bir şekilde kombine edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada saf güç var. Saf güce ek olarak şifa ritüeli Heromuz hızlı yattığı için, ekipman özellikleri de yatmaması için, yatma olasılığını düşürmek için full artı full bir şekilde kritik dayanıklılığı kastık. Arkadaşlar, burada şimdi Herolarda şöyle değinmek istiyorum ben. Burada bazı arkadaşlar mesela böyle kombinasyon yapıp Güvercin Efendisi veriyorlar. Şimdi burada Güvercin Efendisi verdiğiniz zaman bu şekilde yapabilirsiniz. Heronuzu mesela şöyle düzenlere bakalım, tekrardan kontrol edelim. Mesela bu Hobos'ta pet vermemişiz. Buna güzel bir pet dizebilirsiniz. Mesela aynen Fennec çok güzel bir şekilde işlevsel olarak kullanabilirsiniz. Bunu verdikten sonra şimdi Zefrika'ya ne vereceksiniz? Altını çizmem gereken birkaç nokta var. Eğer bu benim tamamen bana ait bir düzendir. Bu düzeni yaptıysanız arkadaşlar köşelerden yatma olasılığı düşük herolarla desteklemeniz gerekiyor. Yani mesela yatma olasılığı düşük herolardan nedir? Zefrika köşede yatmaz arkadaşlar ve Güvercin Efendisi de köşede yatmaz. Neden köşeye koyuyoruz? Çünkü köşelerin açılmasını engellemek amacıyla bunları koyuyoruz. Şunu koyamadık. Aynen bu şekilde dizebilirsiniz arkadaşlar.
Mesela köşelerde biraz daha güçlü. İç noktalarda çünkü adam Puhobos'un önünden saldığı zaman sizin bu Ugo ile Hero'nuzu desteklersiniz. Yani Puhobos geçse bile burada Ugo ona problem yaratır. Ve dandik olan Hero'nuzun Hero'larda böyle yatma kombinasyonunda yatma olasılığı yüksek olan Hero'lara şey yapın arkadaşlar. Nedir onun adı? Önüne farklı herolardan iki tane slot var biliyorsunuz. O iki slota birini kabak, birini buzanka olacak şekilde kombine edebilirsiniz. Peki başka neler koyabiliriz? Heronuzun veya kasabanızın hızlı bir şekilde attığını düşünüyorsanız arkadaşlar şöyle bir kombinasyon yapabilirsiniz. Mesela burada nişana gene aynı şekilde saf güç koyabilirsiniz. Zaten ben bunun deneme videolarında paylaşacağım. Yet kredileri tekrardan göstererek. Görmüş olduğunuz gibi burada Uga, Rambard, Uga aynı şekilde desteklendi. Güzel bir şekilde kombin edildi. Peki başka ne koyabilirsiniz? Arkadaşlar Denek 01 aynı şekilde çok güzel bir işleve sahip. Gene aynı şekilde buna da saf güç koyabilirsiniz ama çok fazla son zamanlarda rağbet görmüyor. Sizin elinizdeki hero'ların olma sıklığına göre bunu güncelleyebilirsiniz gene aynı şekilde arkadaşlar. Şu Rambard ve Uga'yı ben ortaya koymak istiyorum. Şöyle İki S kenarda CP dayalı, CP kasılı hero'larımız yoğun bir şekilde olsun. Görmüş olduğunuz gibi düzen bu şekilde olacak. Ortada da şöyle, siz eğer varsa garnizonlarınızı buradan basarak mesela burada bunları kullanabilirsiniz. Zaten çok fazla işinize yarayacaktır. Şimdi şöyle, buradan bunları kullandığınız zaman arkadaşlar güzel bir şekilde işinize yarayacaktır diye düşünüyoruz. Buradan dişi şeytan vesaire rastgele heroları kullanabilirsiniz arkadaşlar bu noktada. Elinizde mutlaka ve mutlaka olsun bunlar. Olmazsa neden ne kaybedersiniz? Çok fazla bir şey kaybetmezsiniz ama kader seviyesine ve yeni hero gelmesinden dolayı kader seviyesini yükseltemezseniz full artı full bir şekilde heronlarınızda problem olacağını size söylemem lazım. Yani kudret açısından biraz daha geri kalırsınız. Bu şekilde bunları güncelleştirdiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi kenarlara kadar geliyor ve komple ortaya aldığınız zaman aktif bir şekilde rakip oyuncuyu tek atma olasılığınız çok fazla ve çok fazla yüksek olacaktır. Başka neye değinmemiz lazım? Köşelere ne koyduk? Uga ve Rambard'la köşeleri destekledik. Fırtına Tiki, Rune Ustası aynı şekilde. Puhobos ve Denek 0-1 ile de bunları destekledik arkadaşlar. Ve eğer siz Heronuzun ve rakip oyuncuların elinizdeki olan kriterlere göre tamamen olacak arkadaşlar bu. Elinizde hangi hero, hangi yeti kred kombinasyonu varsa bunlarla beraber güncelleştireceksiniz. Benim lonca savaşlarını çok fazla ben düzen yapmıyorum ama son zamanlarda saldırılar ve üst segmentte saldırılar olduğu için ben de yeni bir düzen yapmaya çalıştım. Karar verdim. Düzen bu şekilde arkadaşlar. Düzeni güzel bir şekilde oturtturduk. Tekrardan herolar üzerine deneme ve gösterme açısından bir gösterelim. Ne verdik? Kutsal ışık verdik. Saf güç aynı şekilde. Şifa ritüeliyle bunu destekledik arkadaşlar. Kritik dayanıklılığı da Hero'nun yatmasını engellemiş olduk. Bu noktada çok önemli bir özellik arkadaşlar. Buraya çok dikkat etmeniz lazım. Burada görmüş olduğunuz gibi fırtına tikimiz var. Buna kutsal ışık verdik. Petimiz. Bunları tamamen güç dengesine göre ayarlayabilirsiniz. Hero'nuzun yatıp yatmamasına göre de bunlara özellik ve ağırlık verebilirsiniz arkadaşlar. Ve şunun altını sizlere çizeyim. Eğer Güvercin Efendisi'ni kullanırsanız ve Minyon'la tek yatma olasılığını biraz düşünürseniz çok güzel bir işleve sahip olacaktır. Yani Minotaur Reis'ini öldürdüğünüz takdirde tek atacaksınız ve bunun da tek çaresi Zefrika'dan geçiyor. Yani Puhoboss da olabilir ama siz buna Rune Ustası'nı verdikten sonra Puhoboss çok önemli değil arkadaşlar. Bu şekildeki bir düzen sizin çok fazla ve çok fazla işinize yarayacaktır. Fırtına Tiki verdik, Rune Ustası, Güvercin Efendisi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Güvercin Efendisi yatma olasılığını düşürmek açısıyla buradan buna da bir mutant pet taktık. Burada rambardımız var. Arkadaşlar bunu tamamen güç dengesine ve Heronuzun yatıp yatmama özelliğine göre dizebilirsiniz. Yani aşırı derecede bunu ona takın, bunu buna takın diye bir şey yok. Gene herolarınızın siz mutant petlerinize ne kastıysanız onun açısından önemli olacaktır. Videomuz buraya kadardır. Allah'a emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın inşallah. It's running.